Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun sevgili izleyiciler. Çobanla baş başa da neredeyiz? Geçilmez dediğimiz, ecdadımızın düşman askerlerine, düşmana geçit vermediği Çanakkale ilindeyiz. Çanakkale, nüfus 136 bin, rakım 2. Deniz de aynı seviyede. Şimdi feribot ile Eceabat'a geçeceğiz. Çünkü savaşların yapıldığı, mücadelenin verildiği, milli mücadelenin, kahramanlıkların sergilendiği yerin ana merkezi Eceabat. Gemiyle Eceabat'a geçeceğiz. Eceabat'tayız. İkindi namazını arkamızdaki camide kıldık ve Çanakkale'de karşımızda geçilmez denilen Boğaz ili Çanakkale'de karşımızda. Bugün burada yoğunluk yok. Akşam üzeri saat şu anda 18. Eceabat'ın köylerinde, yani o milli mücadeledeki savaşların yapıldığı, kahramanlık destanlarının yazıldığı köylerde çoban arayacağız. Hep bu bölgeye gelip program çekmek istedim ama bir türlü nasip olmadı. Kaç defa niyetlendiysem sonu gelmedi. Niyet hayır ise amel de hayır olur derler. Gerçekten sonunda hayalimizi gerçekleştirdik, niyetimizi gerçekleştirdik. Eceabat'ta, ata yadigarı topraklarda, geçilmez denilen Çanakkale'de hep birlikte çoban arayacağız ve çobanla baş başa da birlikte olacağız. Hep birlikte izliyoruz. Sevgili izleyiciler, işte köyleri burada görüyoruz. Tabela yapmışlar. Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Anzak Koyu, Kabatepe Orman Kampı, Kabatepe Limanı, 5. Alay Şehitliği, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı, Küçük Anafarta, Kireçtepe Jandarma Şehitliği, altında Büyük Anafarta Şehitliği ve Bigalı Köyü Atatürk Evi. Bigalı Köyü'nde Mehmet Tosun kardeşimiz bizi bekliyor. Orada köy muhtarının koyunları varmış, çobanmış köy muhtarı. Ayrıca çobanı varmış, çok özel bir çobanı varmış. Oraya gideceğiz. Mehmet Tosun ayrıca bu bölgede rehberlik yapıyor. Çanakkale ile ilgili, bu bölgedeki savaşlarla ilgili, mücadele, milli mücadeleyle ilgili gelen misafirlere, turistlere rehberlik yapıyor. Çok şanslıyız. Bu programda çok şanslıyız. Hem bu bölgede, bu güzel topraklarda bir çoban bulup buranın küçükbaş hayvancılığını sizlere anlatacağım gibi, hem de bu bölgenin tanıtımından istifade edeceğiz hep birlikte. Gördüğünüz gibi Bigalı Atatürk evine, Bigalı köyüne gidiyoruz. Trafik çok yoğun burada. Evet. Herkes bize bakıyor, ne yapıyor bu salaklar diye. Bigalı köyün eski ismi Boğali köyü kendisi. Boğali köyü Balıkesir'den, Karasi Bey'inden gelme. 1354 yıllarında Ece Bey, Süleyman Paşa Anadolu'dan Gelibolu'ya geçiyor. Çimpe Kalesi'ni alıyor. Ece Bey adında bir komutanı güneye doğru Yarımada'ya yolluyor. Onlar orada fethediyorlar. Maydos'un ismi ondan sonra Ece Bey'den hasıl oluyor. Ece Bey de Boğal adında bir komutanını buralara yerleştiriyor Uç Bey olaraktan. O da Balıkesir'den ailesini, akrabalarını bu köye yerleştiriyor. Bu arada şu anda Boğali Köyü, Kocadere, Büyük Anafarta, Küçük Anafarta, Turşun, Beşyol hep aynı kökenden geliyor bunlar kendisi. Daha sonra Boğali Köyü halk dilinde Bigalı Köyü'ne dönüşüyor. Baş koyun yetiştiriciliğinle uğraşıyoruz. 90 yılından beri bu işi yapıyoruz. Irk olarak Merinos cinsidir. Etçi cins. Yani normalde 4 ayda 50 kiloya ulaşır. Şimdi gördüğünüz kuzular daha bir aylık doldurmayan var bir ayını. Yani buradan vatandaşa büyüklerini kurbanlık olarak veriyoruz. Adaklık veriyoruz. Bir kısmını da İstanbul'dan işte kasaplar geliyor. Canlı baskül. Canlı baskül çekiyor. Kaç kilo? Bu şekilde veriyoruz. İyi bir iş.
ama geleceği yok. Çobanımız geliyor. Selamünaleyküm çoban. Ne yapıyorsun be? Sağ ol. Kamera çekiyor lan. Koyunlar doydu mu? Koyunlar doydu, evet. Allah Allah. Ha, şimdi? Şimdi ağla götüreceğiz. Heh. Kuzular bırakacağız. Kuzular yem vereceğiz. Öyle işte. Vay be. Akşama kadar sen koyunları yaydın. Evet, akşama kadar koyunları yayıyoruz. Koyunları doyuruyoruz. Akşam olduğu zamanı ağla al geliyoruz. İsim ne senin? İsmim Nazar. Ne? Nazar. Nazar, memleket nere? Memleket Afganistan. Afganistan. Evet. Ne, kaç zamandır buradasın? Ben 4 senedir miyorum burada. 4 sene? Oo, evet. Çok iyi olmuş ya. Evet, burada ise bizim memlekette savaş var. O yüzden gidemiyoruz ki. Evet. Çoluk çocukları bıraktı geldik. Ekmek parası kazanmaya. Buraya? Evet. Yaş olarak... kaç? Yaş 30. 30 yaşındasın? Evet. Bugünkü Çobanla Baş Başa programında hem çobanımızla tanıştık. Dışarıdan gelen bir kardeşimiz, mücahit kardeşimiz burada. Ülkemde savaş var. Huzur yok. Biz burada ekmek parası için geldik. Gerçekten bu çok önemli. Ekmek parası için gelenler çok. Bu topraklar herkese yeter. Osmanlı birçok ülkeye adalet götürmüş. O insanlar biliyorlar Osmanlı'yı ve şu andaki Türkiye'nin de dünyadaki İslam ülkelerinin içerisinde önder bir rolü olduğunu biliyor. Ülkemize sahip çıkalım. Ülkemizi iç ve dış düşmanlardan koruyalım. Çobanla baş başa da buluşmak üzere. Hoşça ve sağlıcakla kalın diyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun diyorum.